Tabii abi, bu insanlar boş durmuyor. Yani ehli dalalet de boş durmuyor. Her yere gidiyor biz ona yani. O komite kelimesi de sen de bilirsin. İngilizce bir heyet demek. Heyet. Bu da aynı şey abi. Heyet bana bunu yaptırdı. Zorla yaptırdı diyor. Zorla. Bana harp öğrenir. Bana harp dedi. Ben de diyor. Zorla. Heyet ya da komite. Sözden mi? Yeni tercüme bir de. 35 sene önceki tercüme değil. İki sene oldu. O ne geçsin? Ben dedim buradan. Yani şahit bir iki bir katı işi kası yok da. Bu ihmal ya. Yani bir ne var bilmiyorum. Onu şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Arapçada da bildiğim kadarıyla İhsan Kasım abi ben duymuştum. Bazı yerler yine o günkü abilerle istişare ettik, Sungur abi dahil. Koymadıklarını biliyorum, doğru mu biliyorum? Bilmiyorum. Bazı yerleri koymamışlar. Yani, ben Sungur abi ile Aysan Kasım'ın tartıştığını çok gördüm. Yani Sungur abi niye koymuyorsun diye. Aysan Kasım da bu Arap bunu anlamaz diye. Yani Arap kafası bunu anlamaz diye. Yani ben, abi belki 10 yıl mücadele ettiler. Abi mesela o Arap bunu anlamaz diye anlatamaz. Hanımlar rektörü okurken üstadımız bir yeri böyle atlamış mı? Böyle bir şey duyuyorum. Mesela onun hanımlar şey, bir yeri hanımlara okurken şimdi bak abi o ayrı. Şimdi o manada bir şey olabilir. Yani abi yeniden bu konuşulması abi, lazım. Ben biz mi tayin edeceğiz? Evet. Al ve saplanacağız. Kelimesi ise. Bunun yaşında olabilir. Yani üstadımız vazife vermiş. Yani biz tayin edemeyiz. Mesela ben hiç anlamam şeyden. Hiç bilmiyorum da. Ben misal olarak zaten biz sonradan şey oldu. Ondan sonra yani bunu hakikaten mesela ne yapıyor diyelim Hüsnü abim de diyor tarihçi hayat. Şimdi alıyor biz sözlerden söyledik kardeşler alıyor isteyenler tarihçi hayat veriyorlar. Ama ben dedim dediler daha evvelden basılanlar var elimizde. Artık nasıl istiyorlarsa bilmiyorum. Ben bize kadar dağıtmasın ama ya. Şu masal Allah aşkına. Sanat için insanı külliyattan demesinler. Külliyattan demesin. Biyografi de. Ben bir şey demiyorum. Dağıtmasın. Şu bölümü koymayın diye çıkardıkları şeyler tercümede ama yani İngilizlere abi bu benim işim böyle bir şey oldu mu diye. Ya abi Sungur abi İhsan Kasım'a ben şahidim abi. Çok kızardı. Çok hilele kızdı yani. İhsan Kasım'a kızdığını ben gördüm. Anlamaz Arap koysan anlayan. Yok, ama abi. Şimdi İhsan Kasım Arap'a gelmiş abi. Şimdi İngilizce şeyinde Sungur abi geldi. Sungur abi mesela Sungur abi ne yapsın? Bin türlü işi var. Bütün cemaat onun başında yüklü. İngilizce bilmiyorlar. Bunlar nasıl basmışlar? Basılmış da yaşanmadı. Şimdi bak neden çıktı? Ben kaçtım. Ahmet şey, Ahmet şey de sayın mı? Ahmet Akın sayın. Onun şeyi vardı, konferansı vardı. Şey oldu ya. Atlar, ben de vardım orada. Adlan şuraya kadar işlemişti. Ahmet bak, çoğundan kadar oldu ya. Anladın mı? Bunlar da çıkmasın. Neden bu meşrutun başını şimdi küçük başını buluyor en küçük kim başını bunu soruyor başını bu tamamda bir numara sıranın numara koyması şirkette sadece sen yok bu ne koymuşsun bu bak bir de iş var beş numara koyuyor tabii neden biz hiçbir tabi yok ya lan numara yok lan bir kere beş buna beş koyuyor iki numara hiç bir yok ama ne yok ne yok bunu da beş numara bazen şey tezi
tamam ben şu kameri kızmıyorum. Onu var tamam tamam. Kendim yazmış ama İslam'ın külliyatından bir hocası var. Ya. Bu yanlıştır. Doğru diyorsun abi. Yani onun tezi olabilir. Abi şöyle Üstad Bey'e çok güzel yazılar da olabilir. Ama o külliyat içinde sıralama olmaz. Biz Sungur abiyle beraberken bu neşriyatı bulamaz. Müstakil olsun. Bırakın. Yok. Ben mesela bu hakikaten Allah biliyor şu anda. Anlatayım. Tez de yanlış. Kavazın içinde de çok yanlış. Ya o ayrıdır. Tezdir, yanlış olur, doğru olur. Bu ona ait olur. Bu ona ait olur. Tamam. Bu ayrı bir şey. Yani bu külliyata dahil değil. Yani külliyata dahil olmayan bir şey, külliyata dahil değil. Elinden sonra. Az önce dediniz yani Risale'nin teliflerinden sonra bir harfle konması, hani azim cinayet. O da bir rakam yani, o da bir harf gibi. İlave edilmiş oluyor. Şimdi sen İspanyolca'da, oranın dillerinde de yarın hatalar olmaz mı? Görürsünüz. Siz de göreceksiniz. Siz de olacak. Düzelteceksin. Yani. Düzelteceksin. Yani bu hata var diye. Tamam mı? Bak bak bak. Bak bak. Sonunda bak. Beş tane var. Bakın. Öyle Cenab-ı İsmail an yazarsın. Allah isim dedim. Demedim mi? Esma Hüsnü'nden dolaştı. İşte olmaz. Biz isim olmaz. Biz Hristiyan değiliz dedim. Hristiyan nasıl bizim bak. Geç şu caddeyi gez. Orada %100 haklısınız. Bak şu caddeyi gez. Hep İngilizce isimler var. Esnaflar. Ya. Yani. Bina ya. Tayyip Bey o kadar bağırıp çağırıyor. Biz neden Hristiyan düşünüyoruz da Müslüman işte, İngilizce çeviriyor, İslam terimi koymuyor. Allah demiyor, Rab peygamber demiyor. Rab ruhiyet ilahi demiyoruz ya. Hani ama abi bunu yayın evlerinin artık düzeltmesen. Bu dediğim gibi. Onu kadın kendi itiraf ediyor zaten. 35 senedir ben daha yeni tanıdım bunları. Bana da yap dediler. O gün şartlarda kimse yok. Bunu da farkında. Şimdi yavaş yavaş mesela 23. sözü geçen duydum. Osman şey İsmail anlattı. Bayağı yerlerini düzeltmiş, geri göndermiş. Şimdi tercüme işi yaşayan canlı bir işte. Şimdi arkadaşların yaptığı ya da Malezya dilini o gün ben Endonezya'daydım Hüsnü abi. Getirmişler, risaleleri tercüme etmişler. Hatta Malezya'da medresede konuştum. 8-10 kişi vardı. Tercüme eden, ettiren, para yardım eden herkes vardı. Bana da şikayet ettiler. Dediler ki ya Sait kardeş sen bir, bu işe el atsana. Ya benim aynı Sabri'nin dediği gibi çok anladığım bir iş değil ama elimden ne geliyorsa yapayım. Nedir konu dedim. Ya dediler bunu bu abimiz Allah razı olsun tercüme etti. Fakat dediler biz mesela İngilizce, Arapça, başka dillerde okuyoruz. Böyle hani Risale'nin okuyunca insanlar bir böyle bir huzur buluyor. Ha bir şey yapıyor ama bu Malezya dilinde mesela Ayet-ül Kübra'yı tercüme okuyoruz. Böyle boş boş bakıyorlar dedi, etkilenmiyorlar dedi. Biz de anladık ki dedi, işte bu tercümeden de bunu söylüyor, o da söylüyor yanındakiler. Bu tercüme olmamış. Ha, o halde bunu kime yaptı? Ya dedim bunun hani uzmanlığı var. Hakikaten bu dili iyi bilecek, yetmez. İslami ıstılahı iyi bilecek, Risale'yi bilecek falan filan filan. Bütün bunlara yaptı. İhsan Kasım'ın o kitabında var işte, kendi hikayesini yazmış. O neydi? Aşireti Süleyman'a, Edip'te Bağ'a, bir sürü adama bir daha yapıyor. Ha bir daha vermiş, bir daha oku, bir daha oku. Bu bir hata görmüş, öbürü ya şunu şu kelimeyi şöyle desen daha iyi olur. Böyle böyle düzelmiş. Sen anlattın başka mesele bizim anlaşılmaz. Yok onu da anladım. Başka bir şey anlaştım ya. O 5 numara kanal. Anlamayız, bunlar değil. Komple ediyorsun bütün bunları. Kusura bakma, ben anlamak görüyorum. Böylece bu cemaatle bir sonra yaptılar, biz etkiliyorsun bunları yani. Nasıl mesela abi? Tabii bu üçgen var. Yani Hüsnü abinin söylemek istediği diyor ki yani esasat diyor, bozuk çürük diyor yani. Yok. Tamam. Ben bir kendim anlatıyorum. Onu anladım. Evet. Biz şimdi nasıl? Sen mesela anladın, güzel kelimeler konuşuyorsun, ben kalıyorum, sen gel bu güzel diye ama bir tarihçat uygun bu mesele bu değil yani. O neden böyle, o da cimam başlık onunla. Kardeşim şimdi bunu değiştirmedi bak sen dedi kuştu sen dedi değiştirmedi onu değiştirmedi aç satıyorlar da şey bilir işte bilir abi. Anlatacağım. Rabbim bilir. O da bir bak o zaman sal bir yılmaz böyle. Aynı kapıda hiç değişme kapıda hiç bunu adı aynı. Ya ben de kutuma bak geçen kutuda da vardı. Bunu da söyledi. Cemaat beraber dedi. Ya bir ustalık bunu olsak biraz soracaktım. Ben de bunu işte söyleyeyim dedim. Ya maaşlar ne cevap vereceğiz? Ben vereceğim. Siz de cevap verin. Ben yanımda değilim. Hep orada vakıflar vardı. 60 vakıf vardı. Tabii bunlar hepsini dedi ve şey yaparsın. Sen şimdi bak sen nasıl tam bilmedin mi konudan? Bir mesul bir baksın. Bu arkadaşlar burada şimdi seni anlatma doğru güzel bak. Ben kapatacağım size anlatmanı. Ama öyle değil. Mesela öyle. Şimdi burada baştan bir var. Bu ince tecrübelerde bir şey var. Bir şey var. Bir tane var ya. Bir tane var.
Bunu onu düzeltmek için bak şimdi ısrar oluyoruz mu? İngiliz bak bak anlattık sen ne geldi diyorsun kardeşim bile. İngiliz terim olsun, Müslüman terim olsun. Eslem Müslüman terim olsun, İngiliz olsun demişler. İşte bu yani bir zihniyet bak. Bir zihniyet, çok ben Müslüman Mehmet değil var. Bir de zihniyete karşı ben konuşuyorum bunu. Ayla gelip konuşmaya devam edeceğim böyle olsun. İşte, güzel mesle bu. Ben bu zihniyet, ne bir zihniyet olsa zaten şimdi talip ediyor bak. Ustaların için dinamit koyuyor ya, buna hakikaten. Hizmetini bombalıyor yani. Geçerli karşı.